sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Çeşitli markalar oluştu ve artık bildiğiniz standart havlu borunuzun ötesine geçip evde giyilebilecek rahat kıyafetler üretmeye başladık. Bu da Türkiye ihracatının 1,5 dolar kilogram başına olduğunu bir dönemde deniz ihracatının kilogram değerinin 9 dolar olduğunu söylersem başarının arkasındaki sırlardan biri daha ortaya çıkmış olur herhalde. Evet. Önümüzdeki dönemde de hedefleriniz büyük. Bir 10 yıl sonra 10 milyar dolar mı dediniz? Bu 10 milyar dolar bugünkü istatistikle gidersek ama sizin de gördüğünüz gibi Türkiye ortalamasının üzerinde bir seyir içerisindeyiz. Ben 12,5 milyar dolar hedefini Türkiye ihracatından %2,5'a yakın pay almayı deniz adına çok gerçekçi bir hedef olarak görüyorum. Çünkü artık büyük şehir olduk. Uçuş sayımız çok arttı. Tren yolu ağımız iyileştirildi. Bütün bunlar olumlu gelişmeler. Denizli ile ilgili farkındalık ve bilinirlik de arttı. Biz iyi motive olduk, iyi konsantre olduk ve tekstil ve konfeksiyon hala amiral gemimiz. Orada yaşanan olumlu gelişmeler şehre yansıdı. Ama bütün bu güzelliklerin, olumlu gelişmelerin yanında şunu da söylemeden edemeyeceğim. Rekabet adına, pazarları koruma ve yeni pazarlara gitme adına sanayicimiz, ihracatçımız kar marjından ciddi fedakarlıklarda bulunuyor. Sektör incelendiğinde yine yapmış olduğumuz çeşitli anketlerde en önemli sorunlardan bir tanesinin azalan kar marjı olduğu ortaya çıkıyor. Ümit ediyorum son bir hafta 10 gün içerisinde yaşanan kurlardaki bu gelişmelerle kar marjı yönünde de bir takım toparlanmalar olur. Ve sadece Denizli sanayicisi, ihracatçısı değil bütün Anadolu kentleri bu başarıya ortak olur. Evet. Pazartesi günü Türkiye İhracatçılar Meclisi zaten ihracat rakamlarını açıklıyor olacağız. Önemli dediğiniz Haziran. Bakalım nasıl bir performans olacak. Ama Denizli'den iyi haberler almaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Süleyman Koca Sert katıldığınız için. Verdiğiniz bilgiler için. Şimdi kısa bir araya gidelim. Bakalım piyasa.